Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımızın yeni bir oynayışı inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere bir senaryo tanıtmıştım. Peki bugün ne yapacağız? Bugün ise sizlere oyundan birkaç özellik göstermeye çalışacağım dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlarım. Şimdi sizlere bugün tanıtacağım özellikler nedir hemen anlatayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz dün Gürcistan'da savaşa girdiğimizde Gürcistan'da askerlerimiz bittiği için kendi topraklarını yani işgal topraklarından asker basmıştım. Bunun nasıl yapıldığını birçok arkadaş merak etmiş. O yüzden sizlere bugün bunu göstermeye çalışacağım dostlar ve farklı özelliklerde sunacağım videomuzda, haberiniz olsun. İsterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım. Öncelik olarak buradan Rojava'yı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 43.736.000 nüfusumuz varken 12.786.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan devlet vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı standart konuları çekeceğim. Arkadaşlar bu arada istediğiniz içerikler falan varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız dostlarım. Sizin için elimden geldiğince farklı içeriklere yönelmeye çalışıyorum. Eğer farklı oyunlar istiyorsanız da yine aynı şekilde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aynı şekilde modun linki açıklama yorumlar kısmında mevcut olacak. Eğer yorumlarda bulamazsanız açıklama kısmına kesinlikle olarak bakmanız yeterli olacaktır dostlar. Telefonunuza, tabletinize ve bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun dostlarım. Şimdi öncelik olarak görüyorsunuz ki Türkiye'nin konumu gerçekten güzel bir yer arkadaşlar. O yüzden kendimize savaşacak bir tane devlet bulmamız gerekiyor. Sol üst taraftaki bildirimlere göz aldı etmeyin arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz sapık bize sürekli şey yollayıp duruyorlar. Bunları zaten pişman ettiğimizi düşünüyorum ben. Öncelik olarak ben kendime şu Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk gibi devletleri seçeceğim arkadaşlar. Neden bu devletler? Bu devletlerde eğer olağanüstü bir savaş görürsek anında farklı ülkeden asker basmayı göstereceğim sizlere. Hatta gelin yavaştan öncelik olarak bir şunu reddedelim ve yavaştan bir para basım işlemlerine girişelim dostlar. İstediğiniz senaryolar falan varsa hepsini web sitemizde bulabilirsiniz. Orada da bir sürü senaryolar falan paylaşmaya çalışıyoruz. Gerek sizler olsun gerek bizler. Oradan da bir sürü senaryoya erişebilirsiniz dostlarım, haberiniz olsun. Şimdi öncelik olarak biraz buradan asker basalım. Şuradan da aynı şekilde asker basıyorum. Biliyorsunuz Bulgaristan'dan çok fazla ordu çıktığı için bu askerler bize yetmeyecektir dostlar. Şu an burada 100 bin orduyu tamamladıktan sonra işimiz tamamlanacaktır. Bu arada biliyorsunuz ki yavaş yavaş 30 bin abone doğru ilerliyoruz. Bu sabah 25.300 iken şu an 25.600 olacağız arkadaşlar. Yani gerçekten çok hızlı ilerliyoruz. İnşallah en yakın zamanda 30 bin aboneye de varmış oluruz dostlarım. Oyunumuz çöktü. Evet, oyun çöktü şu an. Bir hemen geri açmam lazım. Oyun niye çöktü hocam? Arkadaşlar oyun dayanamadı galiba. Siz şu an siyah ekran görüyorsunuz. Perişan olmanıza gerek yok arkadaşlar. Anında geri geldim görüyorsunuz. Kaydettiğimiz yerden oynayacağız büyük ihtimal. Ya da oynamasak bile zaten fazla bir tur ilerletmemiştik. Da ben bu kadar beklemiyordum. Niye çöktün kardeşim sen ya? Ben senden bunu beklemezdim. Neyse oyunumuz açıldı. Oyunlar diyorum. Burada oyun yükle dediğim zaman Osmanlı İmparatorluğu var görüyorsunuz ki. Bu bizim işimizi görmez. Yeni oyun diyorum. Daha sonrasında buradan direkt olarak modern dünyamızı seçelim. Yani arkadaşlar ben de bilmiyorum oyunun neden çöktüğünü ama geri getirdim zaten. Buradan seçeneklerimizi görüyorsunuz. Zorluğumuz, esnada, savaş sistemimiz, klasik. Bunlar bu şekilde kalabilir. Hatta oyun hızını %100 yapıp EA saldırganını biraz daha düşüreceğim dostlar. Almanya'yı kaldırıyorum ve oyunumuzu başlatıyorum. Hemen buradan devlet vergilerimizi fazla bir şey kaybetmedik. Bir dakika falan oynuyor arada. Yatırımlarımızı falan hepsini standarda çekelim. Daha sonrasında şuradan aslında ben bu teknoloji puanlarını yeniden vermek istiyordum. Ordu bakımımızı arkadaşlar 20 tane vereceğim. Şu şekilde 20 tane verelim ki hızlı bir şekilde savaşlara çıkıp girip çıkabilelim dostlar. Saldırı bonusunu 10 tane. Aynı şekilde sağlığa 5 tane vereceğim. Yönetime de aynı şekilde 5 tane veriyorum. Yani bakın bunlar çok güzel özellikler bence. Bunların hepsini sizlerin de oynama hakkınız var diye düşünüyorum dostlar. O yüzden açıklama kısmına bakmanız kesinlikle yeterli olacaktır. Eğer oyunumuz çökerse bu arada sanırsam ne olduğunu biliyorum. Tahmin edebiliyorum yani. Çok fazla askerler kaldıramıyor olabilir oyun. Veya belki onunla bir alakası yoktur. Yanlışlıkla çökmüş olabilir arkadaşlar. Şimdi öncelik olarak buradan askerlerimizi basalım. Bu arada yorumlar kısmında şöyle bir şey fark ettim. Telefonla oynayan insanların sayısı çok fazla olduğunu fark ettim dostlar. Ve Türkçe masanın nasıl kurulduğunu bilmiyorlarmış. Eğer onun hakkında bir tane video isterseniz yani ufak bu mesela bu tür videolarda size özellikler tanıtıyorum ya. Son kısımda onun nasıl yapıldığını gösterebilirim. Tabi isterseniz. Yoksa yorumlar yazarak bunu anlatamam arkadaşlar. Yani imkansız bu bir şey. O yüzden öyle isterseniz yapabilirim, haberiniz olsun. Görüyorsunuz şu an bayağı bir ordu bastığımı düşünüyorum. Hemen direkt olarak savaşımızı ilan edeceğim. Şimdi bizim burada görmemiz gereken şey nedir? Şimdi ben diyelim ki arkadaşlar Bulgaristan bana çok sayıda asker getirdi. Ve benim bu orduların yarısı gitti. Ben birkaç yeri kurtarabilmek için buradan ta buralardan asker getirmem gerekiyor. Buna hiç gerek yok. Bu mod sayesinde hızlı bir şekilde her yerden asker dağıtım işlemi yapabileceğim arkadaşlar. Zaten sizler de biraz sonra göreceksiniz. İyi bakın. 90.000. Bu arada şuraları da dağıtıyorum. Bu arada bu modun kendine özgü hileleri var arkadaşlar. Yani Age of History değil bu mod. Bak ben size söylüyorum. Bu oyun Age of History gibi değil. Bu oyun Age of History'dan kat ve kat üstü. Kısaca bu şekilde örnek verebilirim. Şimdi görüyorsunuz ki burada asker sayım diğerlerine göre daha da azaldı arkadaşlar. Burada ne yapacaksınız? Burayı adam yıkamasın diye bakın.
İşgalde aldığım birlikleri buraya tahsis ediyorum ve bu sayede ben burayı koruma şansına sahip olabiliyorum. Yorumlarda bir tane arkadaş şey yazmış. Oh, Sezar abinin rahatına bak. Biz Rusya'yı yıkmak için bir saat uğraşıyoruz yazmış. Arkadaşlar hiç uğraşmanıza gerek yok. Siz de bu modu indirin. Direkt olarak oynarsınız. Bakın, modu indirdikten sonra herhangi bir şeyin içine aktarmanıza gerek yok. Zaten sizlere RAR olarak iniyor. Siz o RAR'ı çıkartacaksınız bilgisayarınıza. Ana masa üstüne attıktan sonra bakın RAR'ı çıkartıyorsunuz masa üstünüze. Onun içinde yer alan JAR dosyasını açmanız gerekiyor. Java dosyası. Zaten sizler de fark edersiniz. B ile başlıyor. Bu da Avrupa'nın kısaltılmış harfleri var, kısaca hepsinin baş harfleri falan var. Ona basıyorsunuz ve açılacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Eğer bilgisayarda Türkçe amayı kuramadıysanız onu da şu şekilde anlatayım. RAR'ı çıkardıktan sonra arkadaşlar bakın RAR'ı çıkardınız ya. Oyunun game dosyasına giriyorsunuz çıkardıktan sonra. Ben size verdiğim açıklamadaki ikinci linkten yer alan veya birinci linkte olabilir. Türkçe dil dosyası diye yazmışımdır büyük ihtimal. Onu game dosyasının içine atıyorsunuz. Yani launch dosyasını işte. Onu attıktan sonra oyununuz Türkçe olacaktır. Ama olmadıysa bile oyunu açın, seçeneklerden Türkçeyi seçin. O zaman yine olacaktır zaten. Haberiniz olsun dostlarım. Evet, yani bunları anlattım ama telefonda bunları anlatmak gerçekten çok zor. Yani MT Manager olsun gerçekten. Ya mobilcilerin işi çok zor arkadaşlar. Evet, sanırım Bulgaristan'dan bu kadar yüksek sayıda ordu gelmesine rağmen arkadaşlar. Bizim buradan getirdiğimiz tahsis orduları bile iş görmüyor fark ettiyseniz ki. İşgal edilen eyaletleri ordu yerleştiremez. Hadi lan. Evet, şuradan asker bas. Asker alım yapamıyorum direkt olarak. Onun yerine buralara asker basabiliyorum. Sanırsam bunu yapmamışlar. Büyük ihtimal Blood Avrupa'nın yeni versiyonunda çıkacaktır bu da. Bana bu arada bunu veren Ruslara teşekkür ediyorum. Evet, güzel. Güzel, çok güzel. İlerle. Yani bak şimdi buradan yine asker alım yapacağım. Asker alım yoktu, pardon. Yetiştir yapıyorum. Aynı şekilde yine buradan da yetiştir yapıyorum. Hiçbir yere yıkıp geçemesin diye her yere güvenlik önlemlerini sağlıyorum arkadaşlar. Asker alım yapacağım buradan. Tamam, çok güzel. Şurada bayağı bir ordum var. Bu orduları hemen buraya kaydıracağım. Görüyorsunuz Bulgaristan'ı yıkmak bile çok zor ama yani biraz sonra başkentini ele geçirdiğimiz zaman bu adam bitecek zaten arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz bunu. Oyun çökmedi, iyi. Bir an çökecek zannettim. Çok güzel. Yani şu an güzel gidiyoruz. Buralarda şuralardan da adam getiremesin de askerler basacağım. Bugün yine videoya sevinçle girdim arkadaşlar. Son zamanlarda izlenmelerimiz falan hepsini toparladım. Yani 500 bin falan izleniyoruz artık. Yani 1 milyon falan izleniyoruz. Hala izlenmeye de devam ediyoruz. Yeni shorts videolar hazırlıyorum. Editör kiraladım. Yani editör ile anlaştım. Kiraladım demeyin. Yani kiraladıysa bir seferlik yapardı ama bu sürekli yapacak arkadaşlar. Maaşa bağladık abimizi. Ben ona işim düştüğünde shorts videolarını hazırlayacak ve bana verecek. Çok güzel bir şekilde. Ben de sizlere paylaşacağım. Yorumlarda bir adam shorts videosunda basit demiş. Kardeşim neresi basit? Gözünü seveyim. Onu yapamayanlar var lan. Yani şahsen ayıp kardeşim yani. Emeğe saygı. Evet, buralara asker dağıtıyorum. Aynı şekilde buradan da asker çekeceğim. Evet, hızlı bir şekilde ilerleyelim. Düştü. Çok güzel. Şimdi bakın. Yine gösteriyorum arkadaşlar. Bu normalde imkansız bir şey. Görüyorsunuz. İmkansız başarmak için vardır. Şimdi sizlere bakın. Hükümet biçimi deyip geçmeyelim arkadaşlar. Hükümet biçimleri öyle göründüğü gibi Age of History'deki kolay değil. Bakın şimdi arkadaşlar. Her şeyin sizlere farklı bir vergi ve buff verdiğini şimdi sizler de göreceksiniz zaten otomatikman. Askerlerimizi buraya çekiyorum. Hızlı bir şekilde toparlanalım. 4625. 42000. Tamam, çok güzel. 26000. Buruh Mumut. İşgal topraklarına asker çekmek kadar güzel bir his yoktur. Şimdi öncelikli olarak hükümet biçimimizi değiştirmeden önce ya da barış yapsak mı? Ya da yok ya. Hükümet biçimi değiştire giriyorum dostlar. Bakın. Burada mesela bize neler veriyor? Hepsini bir öğrenelim. Mesela diyelim ki parlamenter cumhuriyet. Bize ne sağlıyormuş? Üretim geliri +19. Yönetim maliyeti -28. Araştırma maliyeti -10. Yani bu iyi bir sistem. Ama bak. Bu eksi. Bak bu kötü arkadaşlar. Araştırma maliyeti yüksek olan hangisi mesela? Bakın bu araştırma maliyeti en yüksek olanlardan. Yani ben buna geçtiğim anda teknolojide çığır açarım arkadaşlar. Terör örgütünde ne var? Vergi geliri +32. Böyle resmi... Aa, bu ne lan? Anarşizmde yönetim maliyetine bakın -90. Ya mesela buna geçelim. Seçimli monarşi de varmış. Siz bu arada bu modu indirdikten sonra hangisini kullanıyorsunuz dostlar? Yorumlara yazar mısın? Mutlu olurum şimdiden. Yorumlarınızı bekliyorum bakalım. En çok hangisini kullanıyorsunuz onu da öğrenmiş oluruz. Bakın şimdi araştırmaya yatırım yapmayacağım. Bakalım bize araştırma gelecek mi? Gelmezse ufak bir yatırım yapacağım. Yine geliyor mu onu da görmüş olacağız arkadaşlar bu sayede.
Şu an şuradan bir barış müzakerelerimizi yapalım. Görüyorsunuz kocaman kocaman toprakları aldık. Ya bence bana göre en iyi mod bu arkadaşlar. Yani en iyi mod bu çünkü içinde farklı farklı özellikler barındırıyor kendine özgü. Ben hiçbir farklı ya da farklı modlarda bu özellikleri görmedim daha önce. Sadece ikon değiştirenler falan gördüm. İkon değiştirmek de biliyorsunuz zaten kolay bir şey. Onu size nasıl yapıldığını falan anlatmıştım. Bu oyunda ben sizlere çok fazla rehber videosu sundum. Yani sunmadıysam gelin beni vurun arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum yani. Onay yapıyorum. Yazı fontunu ben değiştirdim bu arada. Onun dışında farklı bir şey yok. Yazı fontunu değiştirmemin sebebi de ülke isimleri biliyorsunuz. Oyunda I, I harfleri falan gözükmüyor. I falan işte Ü falan. Bak kardeşim bak. Bak yine dadandı bu bize. Bosna bak. Yoluna bak kardeşim yoluna. Ulan seni ben kazıklarım lan aslında. Gel lan buraya. Buradan hemen hüküm. Arkadaşlar sakin olun. Sakin olun. Karma yönetim. Sakin olun. Hükümet biçimi. Hadi hadi. Hadi lan. Yürü. Hadi sıra Gürcistan sıra sen de gel bakayım. Bana bir kere vur ya. Bana bir kere vur kardeşim yani. Bana bir kere vur ki kendime geleyim kendime. O asimilasyon sıkıntıları. De buna geçelim. Sonra yeniden Techno sorry. Gel katılabilirsin. Neredeysen artık görünmez de. Bu ne? Sen neredesin hocam? Yoksun ki. Hani yok yani yok. Adam ortalıkta yok. Başka birlik oluşturmak isteyen varsa çıksın gelsin onu da topraklarıma katarım. Bir gece ansızın tüm Avrupa'ya topraklarıma katmış olurum. Şimdi bir oyunumuzun bir de bunun her şeyi falan çalışıyor muydu ya? Mesela setar mı bunda hala çalışır durumda. Bunlar kendi hilelerine yazmışlar bu arada arkadaşlar. Aa, orada eklemedi. Yağma mı yaptım ben? Aa ya bu tuşların sanırsam kontrolünü kaldırmışlar. Ondan dolayı olsa gerek. Mesela ben kale falan eklersem ne oluyor? Durun arkadaşlar kale eklemiş olmuyorum. Bir aklıma bir şey geldi. Oluyor mu onu merak ediyorum. Yok 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 olmuyor. Tamam. Şimdi ise başka ne gösterecektim? Unuttum ya. Ne gösterecektim? Böyle düşünüyorum. Kafa şu an durdu arkadaşlar. Yorumlarda bir arkadaş yazmıştı. Neydi lan bu? Dur dur. Önce buna bir savaş açmamız lazım. O zaman çalışır belki. Ya, asiler 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 dur. Tut 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 tut. Bu da iş görür mü? Oo iş görür. Arkadaşlar bakın şimdi asilerin çıkma oranına bakın. Ne kadar güçlü çıkartacağım bu asileri iyi bakın. Normal bir 10-15'lik asil olarak çıkmayacak. Kat kat ordu olarak çıkacak arkadaşlar. Yunanistan'dan evet çıkarttım isyancıyı. Bu mu? Bu değil. Bu isyancı değil. Asileri destekle. Al kardeşim para. Evet asiler çıktı arkadaşlar. Hemen bu asilere para veriyorum. İyi bakın şimdi. Asileri destekle. Sonra biraz daha kat ve kat para. Armağan gönderden bakın direkt olarak kendi paranızı artık yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde eksik eksik yolluyordunuz parayı. Fark etti lan. Lan oğlum yenilme dur lan. Oğlum bu adam 10-15 askerle çıkmaması lazım ama. Hey hey hey. Bizden niye sen çıkıyor hey sakin ol. Ha bir de. Aa. Böyle bir şey vardı. Aldım mı? Aldım. Bakın çalışıyor artık arkadaşlar. Görüyor musunuz?
Neyse dostlarım, kardeşlerim, bir sonraki oyun içi inceleme bölümlerimizde görüşmek üzere diyelim. Bugün sizlere farklı farklı özellikler sunduğumuzu düşünüyorum. Toprak satın alım bölümü yeni bir bölümüyle karşınıza yeniden gelecek. Haberiniz olsun, bu sefer tüm toprakları satın alacağım. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.